Mersin'de 18 yaşında bir kardeşimizin evine 20 Mart'ta yaşanan sokak işkencesi hakkında paylaşım yaptığı gerekçesiyle ifadeye götürmek için gece saat 2'de akreplerle gelinmesini nasıl değerlendirirsiniz? Tam bir rezalet olarak değerlendiriyorum. Gecenin saat 2'sinde terör hücre evini basar gibi 18 yaşında bir genç sadece bir tweet atmış o da 20 Mart olayında zulme uğramışlardan birisi bir kardeşimizin oğlu orada hepimiz zulme uğradık o da zulme uğrayanlardan birisi ve kendisine yapılan zulmü anlatan bir tweet atmış ben tweetini okumadım ama böyle bir paylaşım yapmış ben onunla ilgili çok konuştum on bir tane tweet atmış. Ben çok konuştum onunla ilgili. Herkes konuştu. Neden bir genci saat gece 2'de alıp götürmek istiyorsunuz? Babası, ailesi itiraz etmişler gecenin bu saatinde. Böyle şey mi olur? İfadesini alacağız. Cehennemin dibine al. İfade gündüzleyin çağrılır. Polis misin, nesin? göz daha vermeye çalışıyorsun. Rahatsız etmeye çalışıyorsun. Gecenin saat ikisinde belki de bazen öyle olaylar da oldu. Kasten komşunun ziline basıyorlar. Kasten komşuların ziline basıyorlar. Komşular çıkıyor. Kim o filan? Polis diyorlar. Ondan sonra ha siz değilmişsiniz kusura bakmayın şu yan, yan komşuymuş diyorlar. Mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Böylece insanlar desin ki aa bunlar ne tehlikeli insanlar. Gecenin saat ikisinde evleri basıldı. Herhalde bunların büyük suçları var. Ne? Sadece ifadeye çağırıyor yani. İfadeye böyle çağrılır mı? Gecenin saat ikisinde sen kapıyı çalarsan akreplerle, çakarlarla bütün mahalleyi ayağa kaldırırsan bu ne demektir? Sen bu insanları taciz ediyorsun. Sen bu insanlara göz daa veriyorsun. Sen bütün komşularına göz daa veriyorsun ve bütün komşularına sen bu insanları hedef gösteriyorsun. Bunlarda da bunlara yaklaşmayın demiş oluyorsun. Bu polislik mi? Saat 2'de geliyor. Hadi seni götüreceğiz ifadeye. Saat de ifade mi olur ya? Bir ara hükümet yıllarca zulmettikten sonra yıllarca zulmettikten sonra bunu kaldırdı. Geçenlerde böyle bir genelge mi yayınlandı? Kanun mu hatırlamıyorum. Artık geceliğin almak yok. Akşamdan sonra yani böyle bir katil matil değilse ne bileyim terör, merör falan değilse normal insanlar için böyle geceliğin, böyle ifadeye çağırmak falan yok, evinden almak yok. Akşam, en fazla akşamleyin olabilir. Akşam geçtiyse artık e, ertesi güne mesai saatine bırakılacak gibi onu e, anlayanlar bir çıkarsalar ben de okusam iyi olur. Öyle bir kanun ya da e, bir genelge yayınlanmıştı. Hatırlıyorum ama şeyi hatırlayamadım. Yani kanun muydu, genelge miydi? Ama şimdi görüyorsunuz ki gecenin saat ikisinde gelmiş bir genç delikanlıyı alıp götürmek istiyor. Mesela ne? Güya yakalama kararı çıkmış. Yakalama kararı çıkmış. Zaten çocuk evinde ertesi gün gel sabahleyin evinden al. Yakalama kararı çıktıysa. Bu karar bir kere niye çıkıyor? Bu kararın çıkması savcının talimatı olmadan emniyetçiler bizden intikam alma mantığıyla herkesi ifadeye çağırmak istiyorlar. Biz emniyette ifade vermiyoruz diye çıldırıyorlar. Biz sizden zorla ifade alacağız demeye getiriyorlar. Ve savcının talimatı yok. Kendiliğinden yapıyor bunu emniyetçiler. Ya da başka yerlerden talimat alıyorlar. Bir yerden düğmeye basılıyor ara ara birkaç ayda bir düğmeye basıyor birileri. Siyah gözlüklüler. Ara ara düğmeye basıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz bir sürü arkadaşımız ifadeye çağrılmaya başlanmış. Belli ki bir yerden yine düğmeye basılmış. Eee Emniyete gelin ifade vereceksiniz. Arkadaşımız da gitmiyor. Diyor ki ben savcıya ifade vereceğim. Savcılıktan bana kağıt gelsin. Ben gider ifademi veririm. Kağıt gelmiyor. Çünkü savcının haberi bile yok. Emniyetçi. Sen savcı mısın? Emniyet bu ülkede her şey olmuş durumda. Polis devleti olmuşuz. Yerine göre savcı yerine koyuyor kendini. Yerine göre hakimlere talimat veriyorlar. Biliyoruz. Biliyoruz. Hakimle gizli gizli gidip emniyet müdürleri görüşüyor. Her hakim bunu kabul etmez elbette ki. Ama bunu yapıyorlar. Yerine göre kendini vali yerine koyuyor. Konferansı iptal ettim diyor. Kim iptal etti? Sen kimsin iptal ediyorsun? Hakkını arayınca bu sefer e, Vali yardımcısının talimatı var diyor. Göster kağıdını, kağıt yok diyor. Sözlü talimat verdi diyor. Burası devlet mi, aşiret mi? Aşirette mi yaşıyoruz, devlette mi yaşıyoruz? Ne sözlü talimatı? Hukuk devletinde her şey yazıyla olur. Göster, valinin imzasını göster. Valinin haberi bile yok. Yalan söylüyorlar. Bunun için arkadaşlarımız da biz savcıya ifade vereceğiz diyorlar. Nasıl da savcının haberi yok. Savcıyı ikna edemiyorlar çünkü savcılar bunlardan yılmış usanmış. Savcılar, hakimler bu emniyetçilerden yılmış usanmış. Ya bizzat Abdülhamit Gül bakanlığı sırasına Adalet Bakanı iken şu açıklamayı yaptı. Açılan emniyetin açtığı soruşturmaların yüzde elli, elli beş arası kıyokla sonuçlanıyor. Yani savcılar inceliyor bir şey yok. Mahkemeye gerek yok diyor reddediyor. Yüzde elliden fazlası. Geri kalan yüzde ellinin de gene yüzde ellisi beraatle sonuçlanıyor. Yani onlara mahkeme açılmış ama sonucu beraat. Toplamda ne yapıyor %75-80 civarında bir şey yapıyor ve emniyet hala bu zulmü yapmaya devam ediyor. Berat olursa olsun diyor ben seni uğraştırırım ben sana böyle zulmederim mahkemeye gider gider gelirsin diyor. Sana korku yaşatıyorum ben diyor. Polis kapına geliyor, mahkemeye çıkıyorsun, bilmem ifade veriyorsun. Korkuyu yaşatıyorum ben sana diyor. Bir müddet yaşatırsın. Korkakları korkutursun, cesurları da daha cesur yaparsın. Daha sen hiç takmaz olurlar. Onu mu istiyorsun? Şimdi Savcılığın, savcının talimatı olmaksızın ifadeye çağırdıkları için, hadlerini açtıkları için, kanun adamı güya ama kanunu en çok çiğneyenler bunlar. Yetkilerini sürekli aşıyorlar. Saat 2'de geliyor almaya. Onlar da böyle olmaz falan deyince bakıyorlar ki iş büyüyecek. Ondan sonra gecenin saat ikisinde herkes yine dolacak emniyetin önüne. Buradan da gidenler olacak. Bu sefer neyse siz yarın gelin diyorlar. savcılar Gidiyorlar bunlar savcılara. bakın. Savcı diyor ki benim yapacağım bir şey yok. Ben bundan ötürü ifade alacak değilim. Sen git yine emniyete diyor. Bak, savcının haberi yok büyük ihtimalle. Yani ondan dolayı savcı ifade almaz, da uğraşmaz. Basit bir şey. Ama emniyetçiler göz daha vermek istiyor. Yani savcı gibi bakmıyor olaya. Savcı hukuken bakıyor. Bunda bir şey var mı? Yok. O zaman niye soruşturma açayım? Niye ifade alayım? Niye uğraşayım? Niye uğraştırayım? Bunlar biliyor savcı böyle düşünecek, böyle karar verecek. Ama daha vermek istiyor. O yüzden savcıya haber vermeden kendi yapıyor. Savcı bakmış demiş ki benlik bir şey yok git demiş emniyete bunu götürün orada ifadesini alın. Siz başlatmışsınız yani bu işi. O zaman siz ifadesini alın ben niye kendimi göreyim gibisinden. Götürmüşler emniyete çocuğu. Anne babası soruyor emniyete. Oğlumuzu aldınız. Nerede oğlumuz? Oğlunuz bizde değil diyorlar. Bakar mısınız ya? Şimdi bir anne babanın yerine koyun kendinizi. Çocuğunu götürmüşler gözünün önünde ve sen gidip soruyorsun ve diyor ki çocuğunuz biz almadık. Çocuk kayıp. Şimdi akla her şey gelmez mi? Yani emniyet adam mı kaçırıyor? Ne demek çocuk kayıp? Bu nasıl bir yalan? Ondan sonra babası tweet attı falan, duyurdu. Ee, anne baba orada bekliyor, emniyetin önünde. Herhalde birkaç arkadaş da yanına gitmişlerdir, tahmin ediyorum. Ondan sonra avukatlar aradılar buradan emniyeti, temi aradılar. Sonra e, bizde yok demişler önce. Sonra biz haberimiz olursa sizi haberdar ederiz demişler. Tabi telefon trafiği başladı. Artık herkes Mersin'e gitme hazırlığı yapmaya başlıyor. Ondan sonra tabi telefonlar da hepsini zaten takip altında dinliyorlar. Sonra haber etmişler avukata. Mersin Emniyeti "Tamam, çocuk bizde bırakacağız. ifade alıp bırakacağız." Çocuk da demiş ki "Ben size ifade falan vermiyorum." İyi etmiş. Ondan sonra öyle bıraktılar çocuğu. "Sen beni zorlamaya hakkın yok ki. Ben sana ifade vermiyorum işte." var mı diyeceğin. Eğer savcı kağıt gönderirse arkadaşımız gider ifadesini verir savcıya. Bize kanunlara uyun diyenler biz de onları kanunlara uymaya davet ediyoruz. Ve insanlara böyle zulmetmeyi bırakın. Resmen ülke polis devleti olmuş durumda. Adı hukuk devleti, resmen polis devleti olmuşuz. İstediğini yapıyor polisler. Yeni Bakan İçişleri Bakanı, na buradan sesleniyoruz. Mersin Emniyeti bunu yaptı. Bu yapılan normalse böyle devam edin. Gecenin saat ikisinde bir tweet için gel ev basmak. Bu polislikse böyle devam edin. Yok bizim böyle bir talimatımız yok. Böyle böyle polislik olmaz diyorsanız işte Mersin Emniyeti orada cezası verilsin. Ha, bakın arkadaşlar bana biraz evvel not uzattılar ben bakmadım. 2021 tarihinde eee bir e, karar alınmış insan hakları eylem planı. Ha, bu geceliğin e, emniyete götürme olayıyla ilgili. Denmiş ki bu plana göre bu planla sadece ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. Bakın bir daha okuyayım. Bir plan yapmış. insan Hakları Eylem Planı bunun adı. Ve demişler ki yetkililer bu planla sadece ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. Maşallah. Maşallah. Nasıl da son veriyorsunuz. Demek ki ifade sadece mesai saatinde olur. Mesai saati dışında ifade almak istiyorsa kötü niyet vardır o işte. O gözdağıdır. O intikamdır. Belki dayak atmak içindir. Karanlıkta götürelim kimse bilmesin. Ailesini korkutmak içindir. Çevreyi, komşuları korkutmak içindir. İki tane akreple geliyor. İki tane akreple bir çocuğu alacak evinden hepsi bu. İki tane akrep. Bir de tank, bir tankla gelseydiniz bari oldu olacak yani. Bu insanlar terörist mi? Yok. Size silah mı sıkacaklar? Yok. Akreplerin ne işi var? Bizim arkadaşlarımız bugüne kadar bir tane taş atmamış. Akrebin ne işi var? Bakın böyle bir karar var demiştim. Aklımda kalmıştı. Bakın doğruymuş. O 2021 yılında 2 Mart'ta Cumhurbaşkanının imzasıyla alınan bir insan hakları eylem planı ama ya kimse Cumhurbaşkanını dinlemiyor ya böyle karar alınıyor arkasından da size gene bildiğiniz gibi yapın talimatı veriliyor. Bunları göstermelik olarak millete böyle önüne yem diye atılıyor işte.